Çok elde zar zor izin alıp gitmişim. Lazaki devlet dairesine Agaya'ya gitmişim. Bugün git, yarın gel de resme hanım. Bacım bunlar elitist kişiler. Sen daha çok benim çevrem gibi böyle bohem şahsiyetlere hitap eden bir tipsin. Ya kızım moral benim düştü. İstemez hadi canım diye kapıdan kovdular. Elektrik süpürgesi satmaya gittik sanki ya. Keşke öyle olsaydı bacım. En azından hayat enerjin değil, satış komisyonunu kaybederdi. Of 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 of. Hayatta akıntıya karşı kirek çekmekten kollarım Roberto Carlos bacağı gibi oldu. Sıkıldım öyle takıyım. Jogger. Zalımsın ulan. Bacım yavaş git yavaş. Yavaş gittik de ne oldu? 30'a geliyor. Bir dikili ağacı, bir ekili tarla, bir ikili kanepe bile yok. Yemişim böyle aşkın ızdırabını lan. Deniz, bence hala bir şansımız var. Hayda, Çağatay. Bir dakika ya, Çağatay. Sen eve gitsene abicim. Ha, hadi. Bak fena olacaksın, hadi. O kadar da içmedim, bir şey olmaz. İçkiden değil, benden fena olacaksın, hadi. Yapma ya, hemen kavga, hemen öküze bağlama, hemen alfa erkeği havaları ha. Ne erkeği, ne diyor lan bu bana? Kötü bir şey demiyor, kötü bir şey demiyor, maço diyor, maço diyor. Ha, iyi. Çağatay. Bak ne olur şunu sindir, biz Rıza ile beraberiz. Büyük laf. Öyleyse ben de büyük oynuyorum. Oğlum zaten büyük oynuyorsun. Diziyi bile seyredemiyoruz ki ya. Bağırış çağırış devamlı. Deniz evlen benimle. Hayda Çağatay lütfen bana ya. Bana yüzüğü alır. Sen ne yaparım sen biliyor musun? Kader beysizleşmek kolay. Adam olaydın da benden önce yüzüğü alıp sen bu hareketi yapaydın. Aha! Oğlum sen karışmasana lan bizim Deniz'le ilişkimizin. Bir... seyri var yani. Pek yol aldığınız söylenemez sevgilim. Dilenci vapuru gibi ilişki. Tamam Rıza sen boş ver tamam bakma ona. Çok içmiş yazık tamam sen sahneyi seyret. Güzel grubu seyret. Sen tamam. Sahneyi seyret. Ben bu denizde sihir halindeyim. Deniz evlen benimle. Ay Çağatay ne yapıyorsun çek ya? Çek lan sen ön ayaklarını. Sırtımdaki hançer izi dost bildiğim yardan eser. Gözüm görmüş görmemişim boşa yanmış ömrümle dayanmış dağlarım. Yıllarıma yar diye şu koynuma aldım bir taşmış mı? Şeytan dedi ki git ilk gördüğünde evlen yahu. Bana da dedi onu ya. Sanırım ortak ehbabımız. Sen ne dedin? La olur mu manyak dedim. O da kaybedecek neyin var kız? Mesleğini oynak mariten manyak dedi. Güzel özetlemiş. İşte orada durdum. Düşündüm ben abi. Yazık olmuş yıllarıma yar diye şu koynuma aldım. Gel evlenelim Zerrin. Abi bizi kim ağladı? Yok. Birbirimizle. Valla. Ev var mıydı sende? Var. Şöyle bakıyor, bir sakatlık, yamukluk da yok. %12. Çalışan beyin hücresi oranı. Ya oğlum. O zaman vücut tamam, kafa sakat. O da Cihangir'de bölgesel hastalık. Akdeniz anınız gibi. Okey. O zaman sana bir güzellik yapacağım.
Arkadaş işi yabancı değilsin. 10 altın bilezik, 2-5'i bir yerde. Haydi düğüne derneğe girdi. Bıktım sefillikten. Yerimi yurdumu bilirim yahu. Aman! Otururuz evimizde, yemeğimizi yer, çekirdeğimizi çitir, dizimize bakarız. Zamanla belki severiz de birbirimizi. En azından tiskinmeyiz. Çoğu evlilikte o da yok abi. Yalnız abi demesen artık. Zaman ne oturur o? What is this? This is kapalı. Ver kaparayı. Şu eve bir yol şeridi çizsinler. Nereden yürüttün bunu? Ay. Aman. Ay. Bineyim mi? Abi. İyi misin? Mal gibiyim de çiçek bana mı? Tabii ki. Ha üzüre. Sen mi vurdun lan kafama eşek oğlu eşek? Nasıl ağrıyor ya? Ne vurması yahu? İçkidendir. Çiçek niye? Evleneceğiz ya. Ha. Hayırlı olsun abi. Kimle? Allahu Ekber! O kabus değil miydi lan? Çağatay abi, restoran bitti. Aşk hikayesi yarım kaldı anlıyorum. Ama yine içkiye başlamışsın. Hem de hızlı ve öfkeli bir şekilde. Babam seninle tanışmak istiyor. Abi boş ver, bir daha nereden görecek beni? Sen al bu yüzüğü, iyi bir paraya okut, tatile çık en güzeli. Veya atsız alkoliklere yazıl, daha da güzeli. Zerrin bu konuda ciddiyim. Evlilik dediğin zaten ne ki? Can yoldaşı oluruz yahu. Abi, iç kilo versem taş olurum. İstersen kardeş olurum ama can yoldaşı... Bana bir söz verdin. Duygularımla böyle oynayamazsın. Abi, benim mesleğim duygularla oynamak. Her akşam başka adamlara parayla kur yapıyorum. Ne yapacaksın ki sen bana? Ben her akşam aynı şeyi barlarda bedava yapıyorum. İkimiz de bu faslı bitirelim diye evleneceğiz. Abi, kişisel bir şey değil. Süper bir insansın. O halde niye? 24 saat boru sesini tahammül edemem. Abi, sen çıkacaksın diye korkudan televizyon açmıyorum, biliyor musun?
Ya Sude, ne kadar çok ortak yönümüz varmış. ben de gencim mesela. o zaman akşam eve gel, görüşelim. Tamam, ben de öptüm. Pekala. Hiç konuşmayız. Evli çiftler konuşmuyor zaten. Abi Allah, sen bırak ya. Sen asıl şu abiyi bırak. Bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Lütfen. Çağatay, dostum. Bunlar hep alkolde. Deniz seni reddettiyse ne olmuş? Bizim lokelden aynı boy ve saç renginden 50 tane Rus bulurum ben sana. Ne oldu? Bora, Bünyamin'in tek kankası. Püh, bir an önce öğrensin. Ya ne diyorsun? Kaç dakikadır orada acaba? Yüzüğü taktığını gördük ya sen. Harbiden hiçbir şey okuyamıyorum, göremiyorum ben ya. Görmüş bu. Asabiyetinden belli. Uf! İstikbalimi hiç parlak görmüyorum şu an. İstikbalimiz Zerrin. Boracığım! Bebeğim! Yurt dışından gelmişsin ama Avrupalı olmuşsun, bize soğuk yapıyorsun. Aa, geldim evet, yani bir hafta buradayım. Oh, gelişin yurt genelinde yurt dışı temsilcilikler ve KKTC'de törenlerle kutlandı. Kız, sen yokken tundra gibiydi buralar, soğuk ve kurak. Tundra mı? He, azıcık yakışıklı gelelim diyorum. Bir şey getirmedim oradan sana Zerrin. Sen geldin ya, bayram gibi. Gezir bayram etsin. Nasıl gidiyor hep yerlak? Yani işte gezmesi iyi de parası yetmiyor. Öyle mi? Oo, dert ettiğin şeye bak. Zerrin bak ne güne duruyor. Ben de kredin sonsuz. Bir dakika, bana borç mu vereceksin sen? Kiminin parası, kiminin doğası. Benim doğam muhtemelen tutmayacağına göre şımbıldırcım vücudu. Milyon bir banka batık alarak düşün. İstediğin zaman uğra, 7/24 açığım. Öpüyorum aşkım. Kız, bizim mesleğimiz kendimize sarhoş musallat etmek. Ama böylesi de zor. Ay, güzelliğimin gözü kör olsun. Talep çok. Çağatay'dan daha iyisi var elimde. Adam sülük gibi yapıştı ya. Sen de öyle niye içip içip garibanla yüzük takıyor? Ay, Bora Bünyamin'i söyler mi kız? Allah, kanka değiller ama erkek dayanışmaz. Ay, bizi yüzük takarken görünce ne silahın verdi ne bir şey. Öyle bir hiddetle tekme attı yürüdü gitti ki. Sakat. Sen Bora ile aranı iyi tut. Yalakalığıma zirvesindeyim. Hediye de itifat da Bünyamin'e yapmadığımı buna yapıyorum. Komple muamele. Açık samimiyeti ilerlesin, durumu anlatacağım da. Bora iyi çocuktur kız. Seni böyle yalnızken yakala. Koy önüne iki kadeh. De ki, ay alkol bütün kötülüklerin anası de. Olay böyle böyle oldu kardeşim de. Günaydın bebeğim. Kek getirdim. Ha, dur annemi çağırayım. Ne alakası var lan? Sana getirdim buraların güzeli ve hatta buraların güzeli. Niye getirdin? Ne bileyim. Eski tanışıyoruz. Bir içim ısınıyor. Sana daha yakın olmalıyız. Bence daha sık görüşmeliyiz. Yok yok, böyle iyi. Mesafe iyidir. Bora vayo. Ben göründüğüm kadar malın gözü değilim vayo. Duygusal bir insanım sadece. Bir gün bazı şeyleri sana anlatmak isterim.
Yok 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 aman istemez istemez istemiyorum ben. Neyse kısmet. Keki ye keki. Sen mi yaptın? Oha artık hazır lan ne o öyle? Abla, bu Zerrin kek getirmiş. Rol filan mı istiyor sizden bu? Bana yalakalıktır o. Bir sus uyu be, bir sus uyu be. Şam şeytanı gibi her lafa cevap. Konuşma. Ne bakıyorsun? Kız vay ya, ay bu Bora nasıl yalancı bir çocukmuş. Nereden çıktı ki o? Mahallenin kızları konuşuyordu. Hep namuslu kadınlara iftira atıyormuş. Kedi de uzanamadığı ciğeri mındardır. Yok harbi çocuktur o ya. Avrupa bunu çok bozmuş dediler. Batı'nın iyi taraflarını bırakmış, kötü taraflarını almış. Ehlaksızlık, bira, iftira. On parmağı da on kara. Yok kızım, özü sözü birdir onun ya. Sen öyle san. İnsanın gözünün üstüne sürmesini çalarmış, öyle bir tıpmış. O yanındakiler falan söylüyorsa inanma. Has çocuktur, delikanlıdır, boş konuşmaz. Bu ne ya? Erkek gömleği bu. Bana mı aldın? Yok. Paşa dedeme hediye. Kendisi Londra Ascot at yarışlarında birinci geldi de. Vay! Deden de benim kafadan ha. At, avrat. Silah. Ay yok. Biz ailecek daha çok at, yat, kat. Bebeğim. Zerrin ne var? Bu Sinan. Yo değil, ilk defa görüyorum. Ne bu? Gömlek. Yok, bende para mara yok bu gömleği verecek. Satmıyorum lan, hediye veriyorum. Sebep? İçimden geldi. Bir gece lokileke sana hesap benden. Zerrin ne istiyorsun? Arkadaşlık, dostluk, yakınlık böyle şeyler. Evrensel değerler. Bir akşam koyalım karşılıklı iki kadeh hayattan çalalım. Çati, terapistine düzenli gidiyorsun değil mi? Az önce bir seans daha bitti. Daha sakinim. Ama benim esas ilacım sensin. Şşt! Yavaş ya! Aa, niye burada buluştuk? Şu yüzüğü tak Zerrin. Benden iyisini mi bulacaksın yahu? Abi mevzu değil. Mevzu ne peki? Bendeki sorun ne? Aşk. Aşk zamanla yeşerip büyümez mi sanıyorsun? Birine evlenme teklifi etmek çocuk oyuncağı mıdır kuzum? Hayatımın geri kalanı seninle geçirmeyi teklif ediyorum. Bu dünya için küçük ama benim için büyük bir adım. Biriyle beraber yaşlanmak istiyorum ve o sensin belki. Bu fikre bir şans. Ve bana... Elini verir misin? Süper! Süper! Ya bu sefer hem telefon iyiydi hem duyguları gerçekçi verdin. Her tür eline sağlık. Sahne senin başans. Kaç kaç sabahtan beri aynı sahneyi oynuyor şıştım. Yönetmeni yok mu lan bunun? Kaç lan? Ya bugün sana şuradan el salladım gel kurtar diye. Hadi ya. Kendimi yırttım Kardo. El salamaktan tenis yürüsey oldum görmedin. Ya Güneş sen görmemişimdir. Şişe devi gibi miyopsun be. Doktora git. Ne alakası var ya? Ne doktoru ya? O zaman baktın karşıdan bir gölge sana el sallıyor. Sen de el salla Kardo. Eşine dostuna ayıp. Ayıp deme. Kızlara falan. Ya Kardo bir şey diyeceğim. Zerrin galiba bana asılıyor. Aman diyeyim. Belada uzay. Hem kendisi hem Bünyamin. Ya biliyorum oğlum ya. Diyorum böyle bir sert yapayım. Yani... Hop, ne ayaksın bacım filan diyeyim mi? Bir daha bana yürümesin. Yakışır. O ondan anlar. Buyur birader. Eyvallah. Ay bakamıyorum. Zerrin bıçakladı mı? Ha? Girdi mi bıçaklı adam eve? Yemin. Façata koleksiyonu olan bir şahsın bıçaklı filmden bu kadar kopması. Sana geldim! Kim lan o? Filmden mi geliyor? Zerrin!
Sen Zerrin diyor, film Miami'de geçiyor. Ne Zerrin'i? Zerrin! Kime bağırıyor lan bu herif? Taşındı, taşındı! Miami'ye taşındı! Zerrin! Neredesin? Çağatay bu. Ne oluyor lan böyle? Yazık, Kadir dedi. Deniz bunu evlenme vaadiyle kandırıp değilemiş. Bu da bana anlatıyor, yazık. Günlerdir beynimi dikti, çift dikiş artı overlock. Zerrin! Çağatay! Bırak bu işi, ümit yok. Öyle demiyordun ona! Ya ben ne dediğimi biliyor musun? Sen ne bakıyorsun bana? Yarın konuşuruz! Oraya geliyorum! Gelme lan! Nere geliyor lan elin iffetli genç kızın evine? Nere geliyor? Örf var, adet var efendi! Bu sanatçılar bohem oluyorlar bebeğim. Gelme, kafamı topluyorum. Yarın arayacağım! Konuyu düşünecek misin? Evet, evet! Neyi düşünecek misin ya? Deniz'e büyü yapacağız da kime yaptırsak diye. Ay ben çok korkarım öyle şeylerden. Ben nasıl korkuyorum şu an bir de onu bilsin. Ben düşüneceğim. Sen git uyu, sabah buluşuruz. Pekala. Kimse beni reddedemez. Hey maşallah, doğru diyorsun. Bu iş ya olacak ya olacak. Ay iyi oldu bir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an uyandım esas konuya be. Neyi hake? Vay anasını be Zerrin. Ha? Yok yok yok. Var ya bu Deniz az anasının gözü değil be. Fakat konuşmalıyız sevgilim. Ya ne konuşacağım? Dün gece beynimi tek lobası stresten iptal oldu lan. Onu söyleyeceğim işte yahu. Bir şey söyleme Allah'ın aşkına o boru gibi sesinle. Şimdi buraya Bünyamin gelecek, o zaman işleri çok karışacak. 5 dakika izin ver. Söyleyeceklerim benim için mühim Zerrin. O geceden beri ruh dünyamda kopan fırtınaları. Bunu mu Tamam babacığım? Nasıl dindireceğimi? Çok içiyor bu Çağatay abi. Hayır. Bugün içkiyi bıraktı o. He? Zerrin bu ne? İşte bayıldı. Hayırlısı. Zerrin kusura bakma seni ekiyorum ama babam acil toplantıya çağırdı. Malum. Namus meselesi. Yakışıklı! Bana mı diyorsun? Başka yakışıklı mı var mahallede oğlum? Hadi bana öğlenin rakısına gelsene. O niyeymiş o? Nereden icap etti o? Öyle konuşurduk biraz. Anlatacaklarım vardır belki. İçimi dökmek istiyorum belki. Sen anlarsın beni bu ara. Ya ne anlayacağım ben seni ya? Deli mi ne? Sen anlarsın delileri, konuş oğlarla. Zerrin, neyin peşindesin? Hiç la, hiç valla. Kimsenin peşinde değilim. El alem benim peşimde. İçip içip taciz ediyorlar. Ama benim gönlüm sadece bir tanesinde. Anlıyorsun değil mi Bora? Anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Hadi, hadi başka kapıya bacım. Bak, bak bacım diyorum. Daha ağır konuşmayayım seninle. Bünyamin'e gammazlar bu beni. Kes onu. Abi yemin ediyorum seni savcılığa vereceğim. Beni rahat bırak ya. İflahım kırıldı. İçkili bir gecenin bedeli bu kadar ağır olur mu? Hayır sanki içmediğim şey o gece ne olduysa. Benim artık içmediğim şey Zerrin. Bağırma, kafamı şişirdin. Gündüz de gerçekten şişirdin zaten. Terapistim yanımda. Çok ilerleme kaydettim. Seni affediyorum, bu konu kapandı demek için aradım. Hayat planlara göre yürümez. Bende bir sorun yok. Ben yeterince iyiyim.
senin nereni iyi? Gece sokaklarda bağıra çağıra beni de bitiriyorsun kendini de. Ne? Beni bir daha aramayacaksın mı? Kimsin lan seni? Şey gibi arayacaksın. Ha, arama tabii abi. İşin gücü var ya. Canıma minnet. Kesin bitti değil mi bu mevzu? Sağ ol, hayırlı olsun. Lokele de gel abi, beklerim. Bora, yakmasın beni değil mi kardeşim? Oo, aşağısı ana baba günü. Gazeteciler filan. Ne o be? Gala mı var kafede? Gazeteci mi? Parti mi varmış gibi yemin? Ha, bağımla bana bir yerde parti sayılır. Kız vay ya, nasıl değişik bir rockçu oldun böyle biliyor musun? Jim Morrison mezarında tam tur attı. Ha? Bora'm, ne kaçtırıyorsun? Hiç yüz vermiyorsun ha. Akşama programın ne bebeğim? Zehrin sen benden ne istiyorsun? Yıldım ya bana asılmandan. Ne? Ne diyorsun oğlum? Benden sana ekmek çıkmaz. Bünyamin'e ayıp olmuyor mu ya? Bak öyle hediye gömlek almalar, kek getirmeler, gece rakıya çağırmalar. Ya düş şakamdan Tülay! Bak sen de buradasın. Söyle şuna bana seni daha yakın olmak istiyorum falan diyor. Ben istemiyorum. Sen de şahitsin. Ya günlerdir beni taciz ediyor ya. Ki kız gibi his. Tülay. Bünyamin mi? Oo. Nasıl ya? Zerrin, o gömleği tanıdım ben. Paşa dedene askot yarışları için aldığın hediye. Bilmiyorum, açıklayabilirim. Hepsi tamamen düz çaydı. Öyle mi? Gece rakısı, yakınlaşalım, gömlek, kek, dosya mı? Pardon ya, ben çok miyobum da ben 5 derece. 5 derece mi? Bir şey görmüyorsun. Hadi be! Ne oldu? Beğenemedin mi miyop olunca? O kardeşim miyop ama benim gözümü açtı be! Bünyamin saçmalama aşkım! Aşkım deme bana, gir içeri ağır konuşacağım! Ay, huylanayım mı? Falçatama mı çıkarayım? Hiç bilemiyorum. Görüşürüz bana. Alfa erkeği miyim? Beta mıyım? Ağlayayım mı? Karıyı mı keseyim? Hiç bilemiyorum! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.